Peki Mecid Hocam, ülkemizde hangi organlarımıza bağış yapabiliriz? En başta böbrek nakli çok başarılı bir şekilde yapılmakta. Deri nakli, karaciğer, kalp nakli, akciğer, pankreas, ince bağırsak, bir de kemik iliği nakli bu konuda da çok ilerlemiş durumda. Hatta kemik iliği bankalarımız var. O da bir nevi organ nakli sınıfına girer. Burada önemli bir şey, diyelim ki ölümcül bir hastalığınız var. Trafik kazası geçirdiniz. Organlarınız sağlam. Ölüm olduktan sonra beyin ölümü, bir kurullar var, her hastanede var. O kurulların onayıyla ve ailenin onayıyla hastanın organı olup nakledilebilir. Bunu da hatırlatmak isterim. Evet. Ama aile istemezse bu organ nakli olmaz. Yani her ölümden sonra organ nakli yok. Her ölüm demeyelim de beyin ölümünden sonra diğer organların sağlam kalır. Evet. Yani böbrek yetmezliğinden ölmüş bir hastanın böbreğini alıp başkasına veremez, sağlam olması lazım. Mutlaka sağlam olması gerekiyor. Kalbinde diyelim ki bypass'la öldü, evet. Onun kalbini başkasına veremez. Sağlam kalbi vereceğiz. Yani organında sağlıklı olması gerekiyor. Bu daha çok işte şey oluyor, yani sağlıklı bir kişinin kalp taşıyıp organı, yani ben organ nakli yapıyorum diyecek, Allah korusun. Bir trafik kazası olacak veya bir komaya girecek herhangi bir nedenle. İşte demin söylediğim gibi beyin ölümü gerçekleşecek ama organlar sağlam kalacak. O zaman o organların hepsi başka bir organ nakli ihtiyacı olduğu rahatça verilebilir. Evet, peki her hastanede organ nakli... Şimdi organ nakli yapılmıyor ama hemen hemen her hastanelerde şey var, yani organ nakil merkezleri var. Yani onlar size yönlendiriyor, kaydınızı yapıyor ve ilgili merkeze gönderiyor. Bunu Sağlık Bakanlığı da yapıyor, şeyler de yapıyor. Birkaç tane özel hastanede de var. Peki Mesih Hocam, kişi ölmeden önce organ nakli kararı alınabilir mi? Kişinin isteğiyle, yoksa olmaz. Yani kişi diyecek ki ben organ nakli yapacağım. Müracaat edecek, o şeyler yapılacak, doku analizleri hepsini uygulanacak. Ve ailesinin de rızası alınır. Hayattaki. Ama bir ölüm oldu, normal bir ölüm. Onda da beyin ölümü olmadıktan sonra herhangi bir organ iflası durumunda organ nakli sıkıntısı yaratır.